Evet arkadaşlar, bugün konuşacağımız filmimiz 1900 filmi. Yönetmenliğini ve senaryosunu Bernardo Bertolucci'nin yaptığı, ya yapımcılığını Alberto Ginnat'ın yaptığı 1900 filmi. Konusunu kısaca böyle anlatmak istersen, İtalya'nın Taşra bölgesi diye anılan böyle Emilia Romagna'da bir çiftlik evinde geçiyor. 20. yüzyılın başı ve sonra ortalarına kadar süren bir süreç. Toprak sahibi bir aile var. Toprak sahibi işte Berlinchieri ailesi üzerinden işte İtalya'nın siyasi yönetim değişikliklerini anlatıyor. Filmin süresi çok uzun ama muhteşem bir film. Yani yaklaşık 5,5 saatlik bir film. Fakat nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Film o kadar sürükleyici ve çok güzel bir film. 1976 yapımı, bir şaheser. Yani film olağan dışı güzel böyle. Yani hiç yani yere göğe sığdıramayacağım güzellikte bir film. Ama filmin yapımı sırasında yapımcı ve yönetmenle ilgili bayağı bir anlaşmazlıklar olmuş. Bu uzunluğundan dolayı bir kere ilk kavgaları çıkmış. Sonra Cannes Film Festivali'nde uzun haliyle yayınlanmış. Sonra orada da bir tartışmalar olmuş. Onlar gazetede yayınlanmış. Sonra film büyük ölçüde kesinti olmuş filmde. Sonra bizim ülkemizde de bir süre o yayınlanmış bu. Hatta dizi olarak da yayınlanmış. Ya biz bu filmi kesilmemiş halini, 5,5 saatlik halini konuşacağız. Burada o bölgede, kırsal bölgede toprak sahibi, bizdeki işte ağ sistemi, orada toprak sahibi Berlinchieri ailesinin 3 kuşağının anlatıyor. Onların yaşamlarını etkileyen işte siyasal yönetim değişiklikleri, siyasal olaylar. Yani orada daha çok torunlar üzerinden anlatılıyor. Üçüncü kuşaktan anlatılıyor. Aynı gün doğan birisi toprak sahibinin torunu, diğeri de onun yanında çalışan toprak işçisinin torunu. Ve bu iki çocuğun arkadaşlıkları ve sınıfsal, işte siyasal görüş farklılıkları ve o bu farklılıkların onların yaşamlarını nasıl etkilediğini konu alıyor. Olma Gerard Depardieu ve Alfredo da Robert De Niro. İşte aynı gün doğuyorlar. 1901 yılı 27 Ocak'ta bunlar aynı gün doğarlar ve birlikte büyürler. Olma önce doğuyor. O yüzden Olma sürekli ona ben senden büyüğüm falan da arada öyle şey şakalaşırlar. Olma büyüdüğü zaman sosyalizm yanlısı bir eylemci olur. Alfredo da işte biraz böyle keyfine düşkün, savurgan, böyle hani yarını düşünmeyen, etrafını pek görmeyen bir karakter olarak büyür yetişir. Burada film muhteşem şeyler var, imgeler, simgeler, böyle görsellikler, her şey çok güzel. Şiirsel konuşmalar var. Yani bir tiyatro oyunu izler gibi izliyorsunuz. Diyaloglar çok güzel. Sahneler çok güzel. O mekan çekimleri çok güzel. Orada o mekandaki o kokuşmuşluğu, eskimişliği, bağnazlığı, orada her şey böyle o size geçiyor. O mobilyalar, o şeyler, yani o basit mobilyalarda bile dilsel bir anlatım var, görsel bir anlatım var. O kamera şeyleriyle onlar çok güzel verilmiş. Kamera kullanımı çok başarılı. Hepsi birbiriyle etkileşim içinde. O dönemi mimari şeyini de çok güzel, başarılı vermişler. Burada mesela mobilyalara baktığımız zaman Ümran daha iyi bilir tabii. Art deko mobilyaları dekorasyonlarda kullanılmış. Yani bir Roma evinde o dönemde olması gereken her şey bu filmde var. Bu film mekanlarda var. O mesela bazı dönemlerde karanlık, boğucu, kasvetli, ondan sonra korku, o gotik öğeler çok kullanılmış. O gizli şey böyle, yani o her şey dönemle ilgili
O her şey değişiyor. İşte bütün mesela renkler, ışık, her şey değişiyor. Ve mesela dışarıda kullanılan şey, mesela kamera dışarıda şey yaptığı zaman, çekim yaptığı zaman bir ferahlık, bir şey, o ya yeşil rengi bile çok güzel geliyor. Yani o tabiatla muhteşem bir görüntüsü var. Çok güzel. O mavi gökyüzünün görüntüsü falan muhteşem. O tarlalar, o şeyler muhteşem yani. Şimdi burada çocuklukları var. Tabii beraber büyüyorlar. Alma ve Afrika. İşte ilk bir çekişmeye de bir şey var. Birisi işte işçinin oğlu, çiftçinin oğlu. Birisi işte köy ağasının oğlu diyeyim yani. Orada mesela şey yapıyorlar. Trende bir şey var. Mesela çocuk diyor ki ama ya cesaret oyunu oynayalım diyor. Raylara yatıyor. Öbürü de yatıyor, sonra tren yaklaşınca kaçıyor. Alfredo. O öbür çocuk kalıyor. Burada bu şeyle birlikte sanayi devriminin o insanların hayatını nasıl etkilediğini, mesela o traktörler, makine, biçerdöver, mesela onların o trenle birlikte gelen o malzemelerin, çalışan insanların, işçilerin, köylülerin bütün hayatını değiştirdiğini, o sahneden sonra her şey değişiyor. O sahneden sonra biçerdöver, işte traktör, bunları görmeye başlıyor. Çünkü trenle onlar oraya ulaşıyor. İşte Alfredo zengin toprak sahibinin mirasçısı ve o tarım işçisinin çocuk da, yani babası ölmüş 4 yıl önce, fakat annesi bunu da, yani orada mesela çocuk kendi yaşıtında, mesela burada akran zorbalığını da görüyoruz. Herkes ona piç piç diye bağırıyor. Çocuklar kendi yaşıtları. Yani öyle bir ortamda büyüyor. Mesela değer görmüyor, şey yapmıyor ama yani insanlar kötü diye şey değil ama onu mesela değersiz olarak ya, ama kendisi mesela çok akıllı, çok zeki, ekmeğini taştan çıkaran bir çocuk. Yani bir de onlar mesela her ikisi de çok ayrı bir dünya, ayrı bir aileye sahip olsalar da, ayrı eğitim, ayrı terbiye görseler de ikisi arasında bir adı konulmaz bir dostluk var. Ama büyüdükçe sınıf farklılıkları, o şeyler, gerilimler büyüdükçe daha çok ortaya çıkıyor ve bir dönem düşmanlığa kadar gidiyor. İşte yetişkinlikte Olmo sosyalizm yanlısı bir eylemci oluyor ve bunun için mücadele ediyor. Öbür Alfredo da işte böyle safahat hayatı yaşayan bir insan oluyor gibi. Yani orada da bir de faşist siyasi yönetimin o zengin toprak insan sahiplerini desteklemesini de şeyini mesela görüyor orada. İşte ondan faydalanıyor. Faşist siyasi şeyi, iktidarı destekliyor. Onların destekçisi oluyor. Çünkü onlar mesela işçiler en ufak bir eylem yapsalar, onlar hemen askerlerini gönderiyorlar. Onları kırmaya çalışıyorlar, o şeylerini, başkaldırılarını. Başka ne? Ya burada bir de mesela nesiller arası çatışma da çok güzel verilmiş. Mesela dede var, baba var, çocuk var, torun var. Mesela üç arasındaki çatışma da çok güzel aktarılmış. Bunu da beğen. Yani burada 317 dakikalık tarihi bir yapı. Ya yani İtalya'nın yakın tarihini merak ediyorsanız bu filmi mutlaka izleyin. Şimdi sözü Ümran'a vereceğim. Buyur Ümran. Sesin kapalı, ha, açıldı. Yani söylediklerine katılıyorum gerçekten Merve. Yani gerçekten çok güzel bir film ve o uzun süre içinde sanki bir 100 yılı içine sığdırmış film. Yani işte 1900'lerde onların doğuşundan başlıyoruz. Ta ki Birinci Dünya Savaşı'nı gördük, İkinci Dünya Savaşı'nı gördük. Ve İkinci Dünya Savaşı bittikten hemen sonra
faşizmin, Mussolini'nin ya da işte Hitler'in yenilmesinden sonra sosyalizm savaşını daha iyi gördük filmde. Yani şimdi Bolşeviklerin devrimi 1917'de Rusya'da ve şey, yani o döneme gelene kadar pek çok yerde bu sosyalizm konusunda uyanışı görüyorum. Yani onlar tam şeyin, Marx'ın proletarya dediği, sadece emek gücüyle, iş gücüyle geçinen insanlar, çiftlikte yaşayan, yani çiftlikte çalışan işçiler. İşte burada bir işçinin oğlu ve senin dediğin gibi bir patronun torununun aynı gün doğmasıyla birbirleriyle kurdukları derin dostluğu görüyoruz. Bu dostluk farklı sınıflardan da olsalar, farklı yaşam tarzından da olsalar, askerden geldikten sonraya kadar hep devam ediyor. Bu ne zaman bozuluyor? Ta ki ikinci kuşak babanın ölümünden sonra patronluğun aynı gün doğan, yani şeye, Alfredo'ya geçmesinden sonra. Aslında o zaman da bir dostlukları var ama ondan sonra eskisi gibi, hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görüyoruz. Bir de senin dediğin gibi kuşak farklarını da görüyoruz. Mesela dede Alfredo şeye de iner, ineklere de iner, işçilerin yanına da gider, tarlaya da gider. Baba ise işçilerin yanına gidiyor ama işte o şey çok kötüydü ama ya. Hani bir afet oluyor, dolu vuruyor. O dolu vurduktan sonra ürünün yarısı gidiyor. Ben size yarı fiyatınızı vereceğim diyor. İşçiler buna karşı çıkıyorlar. İki kat alınca bize iki kat vermiyorsun ama diye. Orada biri işte kulağını diyor. Senin kulağın şöyle böyle, kulağını kesip ve ailecek aç kalmaları. O çok çok kötü bir şeydi yani. Ama maalesef böyle şeyler de oluyor. Neyse, detaya girdim ama yani o üç kuşak patronun birinci, ikinci ve üçüncü kuşak arasındaki farklarını da filmde görüyoruz. Yani yıllar geçtikçe sınıflar, evet, orada şeyler... Mesela şey diyor Palfa, senin baban diyor bizi asla aç bırakmadı. Senin baban iyi bir insandı diyor. Sen diyor kötüsün diyor. Evet. Senin evet. Gözün diyor sadece parayı görüyordu. Evet. Evet. Şey ise torun Alfredo ise hiç uğramadı. Yani orada üç kuşak patronu görebiliyoruz. Yıllar geçtikçe modernizm, mesela çok da modernizmi şey yapan bir filmdi. Yani onu da çok iyi veriyordu. Hani sadece traktördü, şeydi değil, sanat anlamında da. O Olive amca mıydı, Fransa'da olan amcası? Alfredo'nun amcası. Hatta karısıyla da onun sayesinde tanıştı. Adaydı Alfredo'nun, evet, eşinin ismi. Amcasının sayesinde tanıştı onunla. Ama oradaki sanatsal, yani modern şeyi 1900'lerin başında, işte 1800'lerin sonunda yapılan sanayi devriminden sonra modern hayatın bu değişmesi, insanların üzerinde etkisinden dolayı da bu üç kuşak arasındaki fark bundan da kaynaklanıyor. Yani
76 yıl, 50 yıllık bir film ama yani inanılır gibi değil. Bu kadar mı bugüne şey yapabilir, bu kadar mı? Yani ben çok beğendim filmi şey olarak da, yani bundan 50 yıl önceki filmleri izlediğimizde aa o zaman hayat öyleymiş diyoruz ya da o zaman toplum öyleymiş diyoruz. Ama burada böyle çok onu demiyoruz. Niye onu demiyoruz onu da bilmiyorum. Yani çok böyle şey, belki şeyin sosyalizm ağırlıklı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Yani sosyalizm bugün hala sosyalizm. Yani yine bu konuda değişen bir şey yok. Belki ondan bilemiyorum ama yani ben hiç 50 yıl önceki filmi izliyorum hissine kapılarak izlemedim bu filmi. Bunu söyleyebilirim. Ve daha söylenecek çok şey var. Yani o şey çok kötüydü. Kahya, Attila. Attila. Ve mesela Alfredo uzak durmak için çalışanlarından, o çiftlik şeyinden onu tutuyor. Mesela onun evet. yaptığı kötülükleri görmüyor. Burnunun önünde olan hiçbir şeyden haberi yok. Ya da evet, görmüyor evet. ya da görmemezlikten geliyor. Sırf kendini düşün. Çok bencil. Aynen. Hareket ediyor. Evet. Ama önceki kuşaklarda bu yoktu. Yani bu denli, gerçi babada da vardı biraz bu kadar şey, zalimce davranışlar ama şey gerçekten bencildi. Ve şeyi, yani onlar daha doğrusu şöyle, baş kaldırmaya başlayınca patronlar hemen kiliseyi arkalarına alıyorlar. Yani her şeyden önce polisleri arkalarına alıyorlar. İşte o kuklaları izliyoruz. Orada o kukla gösterisinde sonra polisler geldiği zaman gerçek hayatta da polisler devreye giriyor. Patronları korumak için. Buna benzer şeyler, başkaldırılar da yaşayınca bu sefer kiliseyi arkalarına alıyorlar. Yani din de, devlet de, güvenlik de, her şey patronlardan yana. Yani bunu da çok güzel vurgulamıştı film. İşte dediğim gibi, yani modern hayatın etkilerini gördük. Yani o Attila ve şeyin, onlar çok şeydi, yani o çocuğu öldürdüler, o kadını öldürdüler, kadının kedisini öldürdü. Ama çok ilginç, film öyle başladı ya, Attila ve kadının adı neydi? Regina'ydı galiba. Regina'yı yakalamaya çalıştı kadınlar. Ama Attila, Regina'ya ne kadar şeymiş... bağlıymış Regina'ya, şey yaptı, kadınlar çatalla saldırmalarına rağmen daha da şey kaçabilecekken kaçmayıp tekrar Regina'nın yanına döndü. Yani bu kadar bağlıymış kadına Attila. Çünkü o şimdiye kadar yaptığı kötülükleri destekli, onaylayacak, onu saygı duyacak, onu sevecek hiç hayatında kimse olmamış. Evet. Regina ona şey yaptı, onu sorgulamadı, yaptı. Bir de ona ortak oldu, bütün kötülüklerine ortak oldu. O zaten olmazsa artık Attila da olmayacaktı. Yani her şey onunla birlikte göze aldı, ölümü de. Çünkü artık bu dünyada neydi? Yani kime yaranacak, kim için kötülük yapacak diye düşünüyorum. Evet. Ve son olarak da şeyi söylemek isterim. Bu torun Alfredo'ya küçük bir çocuk şey aldı, rehin aldı. Evinde yemek yerken
şey yaptı. Elinde silah olduğu için işte birlikte ahıra gittiler. O zaman yaşasın Stalin dedi. Yani hani sosyalist dostu olduğu halde sosyalizmin getirilerini götürülerini bildiği halde yine de çok bencil bir adammış Alfredo. Yani bilmiyorum, onu yakalayabildiniz mi? Senin adın ne diye sorunca Olmo de bana, ben de Olmo gibi cesur olmak istiyorum dedi. Yani 13-14 yaşlarında. Efendim? 13-14 yaşlarında bir çocuk filmin başında torun Alfredo'yu yakalayıp ahıra götürdüğünde yaşasın Stalin dedi. Yani Stalin'i biliyoruz hepimiz şeyde. Rusya'da şey inanılmaz zalim şey yapan, kesip biçip hani iki, onlarda Rusların şeyi Cengiz Han'ı o kadar gaddar, o kadar çok canına kıymış bir lider. Ama yani yalnız kalmakta yalnızlığı hak eden bir adam. Yani karısı ada terk etti. İşte dostluklarına gölge düştü falan, pek çok şey. Ama yani cezasını da çekti mi bilmiyorum, ama hani o tren eğer şeyi simgeliyorsa, senin dediğin gibi hani sanayi devrimini simgeleyip en sonunda filmin sonunda trene dikey yatacağına yatay yattı. Yani o trenle ağalıkta bitti diye düşünebilir miyiz bilemiyorum. Yani o ülkeler için bitti. Orada onu bizler yani görüp anlayabiliyoruz. En küçük bir şeyde ayaklanma olduğunda yani ayaklanma hakları var. Ayaklanmada polisler buradaki gibi davranmıyorlar. Yani Avrupa belki sosyalist değil ama bugün toplumu ilgilendiren ya da toplumu rahatsız eden ya da toplumla ilgili bir şeyde yani Fransa'dan biliyoruz. Ekmeğe iki kuruş zam geldi mi bütün halk sokağa dökülüyor. Yani bunda sosyalizmin, o yıllarki sosyalizmin etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. Ve dediğin gibi şeyin içinde çok fazla platform var filmin içinde. Mesela biz sosyalistiz, doğanın kanununa karşı geliyoruz diyor. Ve bu çok doğru. Yani hep hak verilmez alınır diyebiliriz. Bir bakıma doğru da, yani stratejik davranılması gereken konularda hak verilmez alınır. Ama stratejinin olmadığı, olmayacağı ya da yani komünizmin doğanın kanununa ters düşmesine rağmen komünizmi savunuyordu Olmo ve çevresi ve işçiler. Bunu söyleyebilirim. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ve yani o zamanki 1976 yılında, yani o zamanki zamanın getirisinde kapitalizm bu kadar vahşi değildi. Yani şimdi en çok isteyenle az isteyen ya da istemeyenin şeyi, düzeni oldu artık kapitalizm. Yani kim en çok istiyorsa o sahip oluyor. Ama öyle bir şey yok. Kim en çok emek harcıyorsa o sahip olması lazım. Ya da kim en çok
Belki çok isteyen daha çok emek harcıyor. O da doğru bir şey. Ama yani o 70'li yıllar 68 kuşağın etkisiyle bütün dünyada özgürlükler estiriliyordu. Belki bu filmi yaptıran da o estirdiği özgürlüğün getirisi ama o yılki yıllarla şimdi arasında çok çok fazla fark olduğunu düşünüyorum. Benim şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra belki tekrar söz almak isterim Merve. Çok teşekkür ederim böyle bir film. Teşekkürler. Şimdi mesela 1903 kuşak dede, baba ve torun. Mesela dededen sonra babaya işte toruna mesela çalışanın çok emek harcayan, çok emek vücuduyla çok yıpranan, çok çalışan insanların yediği ekmeğin de küçüldüğünü fark ettiniz mi arkadaşlar filmde? Yani kazançları ne kadar zaman, kapitalizm yaygınlaştıkça yenilen ekmek de küçüldü yıllar içinde. Buna dikkat çekmek istedim. Berin buyur, sonra Şükran'la devam edelim. İyi akşamlar Merve, bütün katılımcı arkadaşlar. Merve, aynı senin dediğin gibi kalem kağıdı alıp izledim. O sırasıyla gitmeye çalıştım ama artık dağınık gibi gelirse kusura bakmayın. Biçim vermek için özellikle çok uğraşmadım. Fakat burada Wikipedia'da çok kısa olarak bir şey okuyabilirim belki. Filmin döneminin siyasi kompozisyonu nasıldı diye. İki parti şeklinde faşizm yürütüyor İtalya'da ideolojisini. İlki 1922'de kurulan Ulusal Faşist Partisi. 1943'e kadar, yani 21 yıl ve bu dönemde İtalya Krallık, aslında İtalya Krallığı olarak geçiyor. Bir de savaş yılları içindeyken, işte İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesine 2 yıl varken, 1943 ile 45 yılları arasında İtalya'nın kuzeyinde kurulan İtalyan Sosyal Cumhuriyet, artık ya İtalya Krallığı değil, İtalyan Sosyal Cumhuriyeti hüküm sürüyor İtalya'da ve resmi ideolojisi faşizm. İtalyan faşizmini Nazizm'den falan ayıran yönler var. Özellikle İtalyan faşizmi deniyor ama burada onlara girmeye gerek duymuyorum. Birinci bölüm ve ikinci bölüm olarak yer alıyordu film. Ben kadınları çok ön planda gördüm filmde. Kadınlar çok güçlü kişilik sergiliyorlardı. Anita mesela en önde giden güçlü bir kadın. Zaten sonunda yani Olma ile evleniyorlar biliyorsunuz. Hem öğretmen hem çok örgütleyici. Ve bilinçli bir sosyalist, yani öğreteceği şeyler var ve örgütleme de gerçekten çok etkili. Yani hem de çiftçilerin düzeyine de inebiliyor. Yani bu işe kendini adamış. Ve direnişlerin hepsinde kadınlar, hatırlarsanız ilk polislerin çiftliği basmasıyla çiftliği boşaltmaya zorlamak üzere geldiklerinde kadınların hepsi önde, erkeklerin hatta önüne geçip yere yatıp atların altına kendilerini seriyorlar polislerin önünde. Orada mesela çok korkusuz kadınlar görüyoruz. Daha sonra da kadınlar filmin sonuna doğru da ve en hatta ilk baştaki o Atilla'yı kovalarken oradaki kadınların o gücünü, o enerjisini ve o nefretleri gerçekten kayda değerdi, yani dikkat çekiyordu. Şimdi ben kadınlar böyleydi. Bir de köylüleri, çiftlikte çalışanları,
şey olarak çok gördüm. Evet, romantik bir romantikleştirilmiş bir çiftçi hayatı vardı. Ya eğlenmeyi çok seven, şarkı söylemeyi çok seven, dans etmeyi çok seviyorlar. Müzik ruhlarında yaşıyor. Yani sanki müziksiz bir hayat düşünemiyor gibiler. Bu onları çok bir araya getiren bir şey. Tabii çok büyük bir birlik var aralarında. Samimiyet, hoşgörü, sevgi, saygı, özveri, yani birbirleri için. Ve öyle bir şey hissettim ki ben bu birliklerini, bu karşılarında sevgiyi hiçbir patron ellerinden alamadı ve alamayacak gibi. Yani toprağa aslında bu çiftçiler, çiftlik çalışanları patronadan çok toprağa çok bağlılar. Yani patronanın en zayıf olduğu dönemde bile, işte hasta olduğu dönemde Junior Alfredo'nun, torun Alfredo'nun Paris'te gönül eğlendirirken, çiftlikte yokken bile, yani güçlü bir patrona varlığı yokken bile çiftlikte düzen hiç aksamadan gidiyor. Ve hiç kimse, yani işini, yani görünen o gibi geldi bana. Çok bağlılar işlerine, çok dürüstler yaptıkları işte. Aldıkları para bunu karşılamamasına rağmen toprağa bir gönülden bağlılıkları var. Ve bu çok yani saf temiz insanın, toprağa bağlı ya da toprağa bağlı insanın saf temiz ve sevgi dolu olduğunu, doğala kaynaşmaları, daha doğal kaldıkları kendi karakterlerinde ve ilişkilerinde. Kıskanma diye bir şey yok. Paylaşım çok güzel. Kendilerine dalga geçebiliyorlar. Bir mizaç anlayışları var. Mizah anlayışları var. Ve yani herkes saygıyı, çocuklar büyüklerine saygıyı, daha yaşı daha küçükler daha büyük büyüklerine karşı saygıyı, bir sürü kişi bir aile gibi yaşıyorlar ve bu ilişkiyi bozan hiçbir şey gözükmüyor ortada bu kalabalığına rağmen. O patrona sadece servetini korumak ve büyütmek için yaşıyor. Oysa çiftçilere bakıyoruz, onlar çok daha mutlu görünüyorlar. Evet, bu belki biraz nasıl diyeyim, gerçek, tam gerçeği yansıtmıyor belki ama filmde böyle zaten. Daha sonra söyleyeceğim, filme karşı komünist partilerin ve zaten çok tartışmalı bir film. Yani seveni var ve çok ciddi olarak eleştireni de var. Yani çiftçilerin böyle bu kadar mutlu, mesut, naif gösterilmeleri, saf gösterilmeleri ve yani karşılık vermek üzere bir şiddete gitmemeleri çok doğal bir yansıtma olmadığını düşünenler var. Ama bu dediğim gibi patronun evine girdiğimizde müthiş bir mutsuzluk ve durgunluk, sessizlik var. O tam aksi yanda hemen sahne çiftçilerin masasına, yemeğine geçtiğinde orada da coşkulu bir yemek var. Herkesin gülüp eğlenebildiği, birbirlerine, kendileriyle dalga geçebildikleri. Yani bu insanlar aslında şey, Nietzsche bunlara trajik insan diyor. Yani hayata çok olumlu, olumsuz bile olsa hayat, çok çile bile çekseler yine de hayata, yaşamayı olumluyorlar. Yani evet diyorlar. Ama aynı zamanda kendilerine yapılan haksızlıklara da ellerinden geldiğince, çok fazla güçleri yok tabii ki asker karşılarında, işte polis karşılarında, valisi karşısında, kilise karşılarında, yani ne kadar mücadele verebilirler bu durumda, ama yine de ellerinden geldiğince bir mücadele de veriyorlar. Yani baskıya ve şiddete ve haksızlığa karşı da bir hayır ayaklanmasını da yaşıyorlar. Yani hem evet hem hayır beraber bir trajik insan sergiliyorlar.
Şimdi kilise tabii ki var bir element olarak ortaya seriliyor. Kilise gerçi bizi şaşırtmıyor. Orta çağlardan beri kilisenin durumu böyle. Yani kurum olarak kilise çok zengin sınıfıyla işbirliği içinde her zaman el ele. Zayıfı, düşkünü ve muhtacı koruyup kollamaması tüm çağlar boyunca zaten kilisenin bilinen bir tavrı. Burada da değişiklik yok. Kilise, monarşi, otokrasi hep el ele olmuştur. Olmuş yani oluyor. Düzene, düzen neyse kilise ona uymakta. Ya da güçlünün yanında her zaman, kendisini parayla destekleyenlerin yanında. Bu kilisenin diğer bir sahnesi de Madame Piopi'ydi sanırım. Kiliseye günah çıkarmaya gidiyor, dertleniyor rahibe. Atilla çünkü kocasını siyasi şantajla kendine bir şey imzalatıyor, evrak imzalatıyor, hipotek koyuyor evine ve evini elden ya zaten Signora Piopi'nin ölmesinden sonra kadını evsiz bırakıyorlar, evinden kovuyorlar ve kendileri güzel yerleşiyorlar ve bunun haksızlığını yani kime gidecek bu kadın şikayet etmek için, durumunu anlatmak için bu haksızlığı kiliseye gidiyor tabii ve çok ilginçtir. İlk sözleri zaten affedin beni peder, günah işledim diyor. Halbuki bu rutin olarak herhalde günah çıkarmalarda ilk başlangıç cümlesi oluyor. Günah işledim diyerek başlamak. Halbuki tamamen haksızlığa uğramış bir insan. Ironik bir şey yani söylediği. Başkalarının günahına maruz kalıyor. Yani haksızlığa uğruyor. Ve bunu rahip biliyor, dinliyor. Ve bunu dinledikten sonra şey diyor... diyor, ayıplıyor. Yani birilerini suçlamanın günah olduğunu bilmiyor musunuz diyor. Yani orada o kadar acı bir şey ki yani kadın kime sığınsın diyorsunuz. Yani Tanrı'nın evinde İsa'nın öğretileri var. Yani ve güçsüzün, zayıfın yanında olması gereken bir kilise kadına, güçsüze sırtını çeviriyor. Zenginlere laf getirtmiyor. Hatta o sahnede biliyorsunuz bir de kedi var ve iğrenç bir şeymiş gibi kediye ki bir hayvan ya yani bir canlı kedi sonuç olarak kedilerden de nefret ederim gibi bir şey söylüyor. Yani doğayla insanla pek ilişkileri yok görünen kilisenin. İnsanlıktan da doğadan da koparmışlar kendilerini ve insan durumuna, insanın acısına körler yani. Bir şey biliyorsunuz halk evi yakılıyor. Orada çok tatlı 5 kişi yaşlı vardı. Hepsi kömürleşecek derecede işte yanıyorlar. Tabii ki bu suikast yani. O sahne beni çok etkiledi. Şu Anita'nın da başta götürüp herkesi törene cenaze merasimine çağırmaları ve bütün panjurların, kapıların kapanıp sokakta tek kişinin olmaması. Orada korkunç bir hüzün hissettim. Çok yani kahroldum diyeyim. Ya yani insanların bu kadar ilgisiz kalmaları, çiftçinin bu kadar yalnız bırakılması çalışanların. Fakat tam arkasından biliyorsunuz o kasaba meydanına gidince bütün o kasaba halkı bir alay olarak böyle geliyorlar. Müzik ve işte o bandoyla. Orada tabii tam bir anti-climax bilmiyorum Türkçesine baktım ama bulamadım pek karşılığını. Yani çok böyle yönetmenin bizi çok tepeye böyle hüznün, acımanın, üzüntünün tepesine çıkarıp sonra birden o sevince düşürmesi. Yani ben çok etkilendim o ortaya dökülünce o müthiş bir cenaze merasimi oldu.
öyle bir anti-climax, anti-climax yaşandı. İşçi örgütleri var, arada sırada geçiyor yani lafı. Hatta ticaret odasında şey, Paris'teyken mi? Yok, bir ticaret odasında işte ticaret odasının devrim, bir bina içindeler yani ticaret odasında. Orada devrimci, ticaret odasının devrimci olması nedeniyle işte eleştiriliyor. Belli ki yani faşizm yayılma aşamasında. İşçi örgütleri var ama köylüler de bilinçlendirilmeye çalışıyorlar. İşte önce bir Anita yapıyor, ondan sonra Olmo da onları bilinçlendirmeye çalışıyor ama yine böyle bir cahillikleri, okumuş yazmışlıkları yok, pek siyasi bilinçlenme yok. Neyin ne olduğunu tam bilmiyorlar ama böyle hadi gidiyoruz, kalkıyoruz, yapıyoruz dendiğinde yani basit anlatılırsa, çünkü orada birisi de demişti biliyorsunuz, olma bunları bize anlayacağımız gibi basit bir şekilde anlat. Yani çok kompleks bir ideolojik mesajlar veremiyorlar zaten. En basit haliyle anlatmaya çalışıyorlar durumlarının gerçekliğini. Bu siyah gömlekliler, Atilla'nın da işte başın o da bir parçası ve onun gibiler. Bunlar Roma yürüyüşü yapmışlar. Büyük binlerce kişi Roma'ya yürümüş 1922-31 Ekim'inde. Mussolini'yi bu şekilde Kral Emanuel'e başbakan ilan ettirmişler. Yani evet, yani örgütlenmiş bir altyapısı var ve arkasından işte 1922'de de bu siyah gömleklerin büyük desteğiyle Mussolini başbakanlığa getirtiliyor. Bunlara tabii çiftçiler faşist domuzlar diyorlar kendi dillerinde. Şimdi burada bir de şey görüyoruz, işte zengin aile üyeleri çok bohem yaşıyorlar. Bohem derken işte biliyorsunuz amcaları Ottavio ve Ada, onlar sanırım Paris'teydiler. Onu ziyarete Paris'e gitmişti Alfred Junior, torun Junior. Orada işte çıplaklık, alkol, dans, uyuşturucu. Evet, sanat var, sanat olumlu ama olumsuz yönleri de var bu. Nasıl diyeyim? Böyle zengin yaşayanların, aristokratların, kapital sahibi bir sınıfın böyle bir yaşam tarzı da gösteriliyor. Yani tezatlık var kesinlikle. Bir yandan köylüler ortaya dört parça küçücük ekmek atılıyor ve hepsi eli korkarak uzanıp da çocuklar hala ben hala açım dediğinde baba sadece flüt çalabiliyor yani açlıklarını bastırmak için. Bir yandan bu tür sahneler var, bir yandan da o otelde işte şehirde yaşanan hovardalık, işte bohem yaşam. Bu kesinlikle yan yana getirilip bir tezat olarak çarpıcı hale getiriliyor. Orada sembolik şeyler tabii ki biliyorsunuz, babasının ölüm haberi gelince Alfred Junior, torun Junior eve gidiyor, kapı pencere her şey kapanmış, herhalde cenaze törenindeymişler o an cenaze töreni çok ilginçtir. İki tane cenaze töreni var yanılmıyorsam. Bir baba dede değil de baba Alfredo'nun cenazesi neredeyse hiç gösterilmiyor. Yani bir oldu bitti. Anneyi görüyoruz. Alfredo geliyor işte yolculuğundan. Güya cenazeye katılacak ama cenaze bile olmuş bitmiş yani yetişememiş. Anne ve işte aile bireyleri cenazeden dönüyorlar ve biz anlıyoruz ki olmuş bitmiş yani çok hiçbir izlenim bırakmadan, hiçbir etki yaratmadan sanki sahiplenilmemiş bir cenaze gibi. Oysa o yanan
yaşlıların cenazesindeki o ihtişama bakıyoruz, o katılım, o hüzün, o etki, yani film açısından da insanda bıraktığı etki, o müzik, bandonun müziği, müthiş bir tezatlık var. Yani eğer bir şey, birisinin hayatını kutluyorsak biz burada aslında çiftçilerin sanki yani yaşamları ön plana çıkıyor gibi. Ve onların ölümleri daha bir anlamlı kılınıyor zenginlerinkisine kıyasla. Ve Alfredo tabii içeri gelince bu şekilde babasının cenazesi için, daha eve girerken biliyorsunuz askıda vestiyerde babasının paltosunu görüp üstüne o kürkü geçirmesiyle beraber çok bariz bir şekilde sembolik olarak baba, oğul babanın yerine geçmiş oluyor, görüyoruz, böyle önce devam ediyor. Evet, Atilla tabii ki şeyler ahırda ölüyorlar, o da çok ilginç. Hem dede Alfredo hem baba Alfredo. Dede kendini ahırda asıyor. Baba Alfredo da yine hayvan ahırda kalp krizi falan geçiriyor herhalde. Yani sonuç olarak ahırda ölüyorlar, hayvanların arasında. Yani ne diyeyim, o kadar zenginliğe rağmen hayvanların arasından sıyrılıp çıkamadılar. Ancak onlara layıkmışlar demek ki yani. Yataklarında bile ölümlerini görmedik. Yani yataklarında ölecek kadar şanslı değildiler. Eğer buna şans dersek tabii ki, öyle bir anlam yüklersek. İşte Atilla tamamen... Atilla'nın söylediği şeyler var. Onları yazdım. Regina ile konuşurlarken işte niye sen güçlüsün, niye daha farklı bir şeyler yapmıyorsun, patronaya karşı daha ayak diremiyorsun ya da karşılarına çıkmıyorsun gibi. O da diyor ki seni besleyen eli asla ısırmamalısın diyor. Yani, never bite a hand that feeds you. Ondan sonra arkasından söylediği aynı sohbet dahilinde, peki buna nasıl katlanıyorsun? Yani böyle bir muameleye, çünkü torun Alfredo onu bayağı herkesin önünde rezil rüsvan ediyor. Yani aşağılayıcı konuşuyor, dışlıyor, bayağı neredeyse köpek muamelesi yapıyor. Yani eve girme diyor, ayakların çamurlu falan. Yani bunlara Regina şaşırıyor, yani niye bu kadarına katlanıyorsun diye. O da şey, hakaretten ve aşağılanmadan ben güç alıyorum diyor. Güç alıyorum, yani sanki bir sınıf olarak böyle aşağılanmaktan diş bileme gibi. Yani patronlarına karşı sadece altına değil, yani Atilla ortada, altında çiftlikte çalışanlar var, fakirler, köylüler. Üstünde de patronu var, zengin, güçlü, para sahibi. Atilla her iki tarafa da düşman. Yani patronunun tarafında gibi gözükse de aslında patronun yerinde gözü var. Ve diyor, yani ben hakaretten ve aşağılanmaktan güç alıyorum diyor. Ve arkasından şey diyor, İtalya benim patronumdur diyor. Yani ben başka bir patron bilmiyorum, İtalya benim patronumdur diyor. Ve ne diyor, zenginler çalarlar, iyi beslenirler ve çürümüş rezil varlıklardır diyor. Biz faşistler kırıntı yeriz, ekmek kırıntılarına muhtacızdır ama biz güç kazanıyoruz her geçen gün diyor. Yani aslında sisteme hizmettense Alfredo tamamen kendi çıkarlarına hizmet eden birisi. Yani ne üstteki patronunu siyasi olarak karşıt görüyor, ne alttaki köylüleri kendinden aşağı olarak karşıt görüyoruz. Sadece kendinin bir gün güçlenip zenginleşeceği günü bekliyor.
Ama da arkasından da ekliyor. Alfredo diyor. Sen, yani kendi kendine konuşuyor bu tabii, Alfredo yok orada. Sen ve senin gibi parazitler diyor. Bunun hesabını ödeyecekler bir gün ve bu da faşist ayaklanmayla, devrimle gelecek diyor. Yani Alfred orada Attila kesinlikle Alfredo gibi zenginleri de alaşağı edeceği, devireceği bir devrimi bekliyor. Kendilerinin, yani tamamen koltuk devirme, yani senin yerine ben geçeceğim ve bir farkları olmayacak. Ve diyor o gün geldiğinde, sizi devirdiğimizde bunun hesabı da kolay, basit olmayacak diyor. Yani pahalıya patlayacak bu size hesap çıktığında diyor. Yani nasıl ödeyeceksiniz bunun, bu yaptıklarınızın karşılığını hepinizden acısını çıkaracağız. Parayla, toprakla ve ekmekle diyor. Yani hepsini alacağız elinizden. Atilla'nın bu tür sözleri, yani Atilla tabii ki çok sadiste birisi, biliyorsunuz hem kediyi korkunç bir şekilde öldürdü, Patrizio'yu korkunç bir şekilde, hem daha önce cinsel istismar, arkasından o tür bir ölüm, korkunçtu. Evlilik de tabii ki, yani hani az önce dedim ya, cenaze de bir fiyasko ya da hiç olmamış gibi, yani yok. Düğün de aynı şekilde çok başarısız bir felaket olarak sonuçlandı. Yani patronalar bir şekilde hayattan mutlu çıkmıyorlar, yani ellerine dokundukları kendilerini de yakıyor. Evet, dediğim gibi düğün bir felakette, orada işte adaletsizlik, yalanlar, sapıklık, canilik, nefret, intikam, hepsi yani düğün ortamında vardı. Çünkü biliyorsunuz arkasından da o kavgada olmayı çok kötü dövdüler. Herkesin seyirci kalması, o yani korkunçtu. Zaten Ottavio, amca Ottavio da daha fazla katlanamayıp çekip gitti. Ben bu vahşilikte yaşayamam diye. Evet, düğün bu şekildeydi. Düğünde zaten Alfredo'nun değişmeleri, ipuçları ortaya çıkıyor. Yani uyumsuz bir çift olacakları belli. Ada çünkü çok farklı, hümanist bir kadın. Sınıf farkı ayırt etmiyor. İnsancıl yani. Ve amca giderken tabii Ottavio'ya, sen de onlar gibi oluyorsun, hatta daha kötüsü oluyorsun diye özellikle söylemeden gitmiyor yani. Şey vardı, mitolojik olarak bilmiyorum, domuzun kesilmesi vardı mesela, o sahneler çok güzeldi, o kadar doğaldı ki, ben hiçbir filmde öyle bir şey görmedim. Yani kurban tamam bir vahşet gibi, ona o şekilde yorum yapmak istemiyorum kurbanın doğruluğu, yanlışlığı. Fakat köylünün elindeki bir emek, yani işte bunu çok ritüel gibi yapmaları, o domuzun kesilmesi, işlem görmesi falan. Yani sinemacılık açısından ben çok etkileyici buldum. Evet, bakıyorum. Şarkı söyleyen emekçiler biliyorsunuz. Şarkı söylemeleri her türlü şeyde, nasıl diyeyim, üzüntülerinde, isyanlarında, sevinçlerinde hep şarkı söylediler bu köylüler. Bana şeyi böyle hatırlattı. Bilmiyorum, garip gelecek mi size? Amerika'da kölelik zamanında, Güney Amerika eyaletlerinde köleliğin yasal olduğu dönemde zenciler köle olarak biliyorsunuz çalıştırılıyorlardı. Ve köleler Afrika'dan geldiklerinde kimliklerini kaybettirilmek için kendi dillerini konuşmaları yasaktı. Yani
yani kesin bir şekilde kendi yerli dillerinde iletişim kurmaları yasaktı. Çünkü beyaz sahipleri onların ne konuştuklarını anlamayacağı için hani arada bir isyan, işte kötü niyet bir şeyler planlıyor olabilirler diye. Bir de zaten dillerini unutacaklar ki kimlikleri de kimliksiz kalmaları gerekiyor. Aidiyetsiz olmaları gerekiyor. Onlar da köleler de konuşmaları yasak olduğu için bunu şarkıyla telafi ediyorlar. Birbirlerine en büyük iletişim kurma şekli bu kölelerin çiftlikte işte pamuk tarlalarında ya da tarlalarda çalışırken sürekli şarkı söylüyorlar. Bu şekilde şarkılarını kendi dillerinde söylüyorlar. Buna her nasılsa itiraz edilmiyor, nasıl olsa bir şarkıdır diye. Ama korkunç bir birlik, bütünlük ve bir rahatlama, bir mutluluk, birlik duygusunu veriyor. Burada da çiftçileri ben dinlerken o geldi aklıma sanki yani içlerini dökmek şarkıyla, şarkı yoluyla oluyordu ve birlikleri. Şimdi tabii ki patronalar çiftçiler tarafından köylüler tarafından şöyle eleştirilirdi. Biraz toprağı oldu mu? Bu kelimeler hatırlayacaksınız. Biraz toprağın oldu mu? Biraz daha olsun istiyorsun diyor köylülerden birisi. Bu insan doğası diyor. İnsan doğası. Bizim de insan doğasıyla savaşmamız lazım diyor. Ancak onlarda onlar da insan doğasını yaşayan varlıklar, yani köylüler de tabii ki insan doğasını yaşıyorlar ve kendileri bu açgözlülüğü hiç taşımıyorlar. Yani açgözlülükleri yok. Yani hiçbir yerde ben hırsızlık, çalma, aşırma gibi şeyler görmedim köylüler tarafından. Aç olduklarında bile bu böyle değildi yani. Gayet edepleri, ahlaklarıyla yaşıyorlardı. Ve orada şey söyledi, aynı bunu söyleyen köylü. Hayvanlar da biraz yediler mi? Bir türlü durmak bilmiyorlar dedi. Yani burada hayvanlara benzetme vardı. İnsan hayvan farkı yokmuş gibi ortada. Yani insan doğası dedikleri hala ilkel insan özelliklerini taşıyor. Bu konuşmada çıkarabileceğimiz mesaj. Şimdi Mussolini o arada seçimleri iptal ediyor. Yani bunlar film içine sıkıştırılmış siyasi mesajlar. Partiler yasa dışı ilan ediliyor. Sosyalist partiler ve antifaşist partiler. Ve Olmo köylerin yanında işte köylüler diyorlar, partiler kapatılmış, gazetede okuyorlar, biz ne yapacağız işte, yani dağılıyoruz, nasıl yürüyecek bu iş gibi. Olmanın çok güzel bir şeyi, sözü, parti her yerde diye onların üstüne gidiyor. Sen, ben, hapisteki, fabrikadaki, tarladaki, herkes, hepimiz partiyiz gibi güzel bir konuşma yapıyor ve onları iştahlandırıyor, yani tekrar moral veriyor. Evet, Alfredo hayat tarzıyla tamamen patrona kimliğine bürünüyor, onları görüyoruz. Yine böyle başkalarının topraklarını genişletme şeyinde, işte bilardo oynarken bile biliyorsunuz birisinin topraklarını aldı elinden acımasızca. Yani hiçbir farkı kalmadı onlardan. Regina'yı ben Lady Macbeth'e benzettim. Regina bir süre için en azından, yani bana öyle bir şey çağrıştırdı. Çünkü öldürdükten sonra biliyorsunuz çocuğun hayaleti tarafından sürekli esir alınmıştı. Bir süre o tür korkularla ve kabuslarla yaşadı. Beni bırakmıyor sürekli burada. Yani bir süre en azından vicdanın hapsinde acı çekti yaptıklarından dolayı. Ama bu çok uzun sürmedi tabii ki. Atilla'nın zenginlik hayalleri işte biliyoruz. Adayı gördük. Hümanist, işte işçilere yakın. Biliyorsunuz düğününde bile düğününe çağrılı üst düzey konuklarındansa çalışanların yanına gitti.
onlarla kutlamak istedi düğün partisini. Daha sonra şunu da gördüm. Aslında biliyorsunuz Olmo'nun elinde başından beri bir silahı vardı. Başından beri demeyeyim, babanın ölümünden beri babanın silahı kendisinde kaldı. Alfredo almadı yani silahı, sende kalsın dedi. Ve çok çile çekmesine rağmen, çok haksızlıklara ve Attila'nın müthiş saldırılarına uğramasına rağmen asla o silahı alıp, ki bunu ben imkansız gibi görmüyordum. Yani Attila'yı öldürmesi çok kolay bir şeydi. Ama çok ilginç, yani esas suçluları, esas suçluları öldürmenin ne kadar zor olduğu garip bir dünya gibi geldi bana. Yani suçsuzlar sürekli öldürülüyor, hapse atılıyor, işte kötü muamele görüyorlar. Ama suçluları öldüren ya da onlara direkt bireysel yani karşılık veren bir köylü yapısı yok. Ya ve bunu en fazla beklesek zaten olmadan beklerdik. O bile asla böyle bir şeyi göze almadı yani. Tabancası olduğu halde ve bütün Alfred'un yaptıkları bildiği halde. Şimdi 25 Nisan 1945 bağımsızlık günü, İtalya faşistlere karşı çiftçilerin ayaklanma günü. Herhalde partinin de, yok parti daha devam ediyor. Fakat faşistlere karşı çiftçiler ayaklanıyor. Bu siyah gömleklere ölüm ayaklanması bu tarihlerde. Bir şey vardı biliyorsunuz, küçük çocuk Patrizio'nun mezarı başında da Attila'yı oraya götürtüp bilemiyorum özür mü diletmek istediler ya da itiraf etmesini mi istediler o ölümleri. Fakat Attila o hem Madame Pioppi'nin hem de Attila'nın Patrizio'nun mezarı başında kesinlikle geri adım atmadı, hiçbir pişmanlık belirtmedi ve bilakis küstahça yani yaptığı şeyin doğru olduğunu, arkasında olduğunu ifade etti. Şimdi yargılanma sahnesi vardı bir de, o da değişik bir sahneydi. Yargılanma sahnesinde işçiler intikam peşinde değildiler. Yani yargılama için bir araya mahkeme oluşturmakta bile zorlandı Otto. Öyle bir kavramları yok kafalarında. Yani bir halk mahkemesi gibi bir şey kurulacağının. Neyse hepsi çağrılıyorlar. Ve aslında çiftçiler öç almak istemiyor gibiydiler. Yani ben öyle bir dertleri yok gibi hissettim. Ben sadece huzura kavuşmak istiyorlar. Eski düzenlerine kavuşmak istiyorlar. Bir işleri olsun, toprak olsun, toprakla oluşsunlar, uğraşsınlar. Ama İlla işte bu topraklar parçalansın, hepimizin bizlerin olsun talebi ben hiç duymadım film içinde. Patronayı yargılamaktansa sanki böyle parti sendika bayrağı altına girdiler biliyorsunuz. Yani yargılamaktan pek bir çıkarları yokmuş gibi sanki uzaktılar. Ama böyle bayrağın altında çok mutlu olarak dans etmeyi tercih ettiler. Ve orada o sahnede bir çiftçi kalktı, şey dedi, ha evet patronelik zaten öldürüldü dedi. Hani patron ama hayatta kalacak. Bir çiftçi bütün toprakların çalışanlara ihtiyacı vardır dedi, işçilere, emekçilere. Yoksa toprak ne olur? Çoraklaşır, mahvolur, gider. Ama patrona nedir ki yani? Patrona olsa ne olmasa ne, patronaya ihtiyaç yok. Kimin ihtiyacı var patronaya? Toprağın kesinlikle patronaya ihtiyacı yok. Çalışan köylüye ihtiyacı var diye. Tabii ki sahnelerde doğa sahneleri çok müthişti. Her zaman, bütün film boyunca. Bütün o kötülükler, vahşet, haksızlık, adaletsizlikler içinde o doğa her zaman sükunetini, zarafetini sürdürüyordu. Her zaman
kamera o tarafa doğru kaydığında bir huzur veriyordu insanın içine. Doğa sanki insana karşı duyarsızdı, olup bitenlere karşı umarsızdı. İnsan durumuna, insan zulmüne duyarsız. Mevsimler geçiyor, doğa gayet güzel kendini yeşertiyor, ürün veriyor. Ve insanlar arasında olandan tamamen farklı bir, insanlardan uzak bir doğa ama insana huzur veren bir doğadı. Ve yani film boyunca sanki en büyük gerçek, yani sosyalizm gelir, faşizm gelir gider, sosyalizm gelir gider ama değişmeyen tek büyük, en büyük salt gerçek doğaydı yani orada. Ve çiftçilerin de en büyük sadakati zaten doğaya karşıladılar. Onları hiçbir zaman sahiplenmediler, terk etmediler. Büyük acılar çekmelerine rağmen. Filmin en başında bir şey söylemişti. Verdiği duyurusuyla başlamıştı film. Ölümünün duyurusuyla. Evet, verdiği dramatik opera yapıtlarıyla ünlüymüş. Yani filmin başında onun verilmesi bu filmin de verdiği tarzında dramatik bir insan olaylarını arkasından geleceğinin habercisi gibiydi bir şekilde. 1908'de o ilk başlardaki çiftçilik ayaklanması, 1908 çiftçi ayaklanması dönemini veriyor. Filmin ikinci yarısı kış mevsimiyle başladı biliyorsunuz. İkinci yarısında kış mevsiminin soğuk ve karanlık ve karla başlaması siyasi iklimin de siyasi iklimdeki değişikliğe de işaret ediyordu, sembolikti yani. Bu arada işte faşistler Roma'ya yürüyüş yapıp Mussolini'yi geçiriyorlar. Şimdi Bertolucci aslında şöyle eleştiriliyor. Dediğim gibi eleştirenleri çoktu filmi. Faşizmi, yani Bertolucci faşizmi Attila gibi bir sosyopat ve sadist bir güç avcısı olarak şahsileştirmesi, yani tamamen Attila'nın karakterinde, gövdesinde, varlığında bir faşizm sembolü olarak ortaya çıkarması, bu eleştiriliyordu. Yani ideolojiyi yansıtan bir durum değildi. Sadece sosyopat bir sadist bir güç avcısı, yani faşist ideolojiyi nasıl yansıtacaktı yani? Çünkü filmin böyle bir amacı da var. Faşist ideolojiye olan saldırısını zayıflatıyor bu diyorlar. Yani bu film faşist ideolojiye karşı saldırıyı zayıflatıyor ve çiftçilerin de durumlarının fazla romantikleştirildiği, yani bu kadar mı bilinçsiz çiftçi, köylü, bu kadar mı farkında değil zavallılığından, ne kadar sömürüldüğünden, hiç mi ayaklanmaz ya da hiç mi hesap sormak istemez gibilerinden eleştiriler var yani film eleştirmeyenleri tarafından. Filmi eleştirenlerden biri de o dönemin İtalyan Komünist Partisi. Ki Bertolucci zaten Komünist Partisi'nin sempatizanı, belki üyesi değil ama sempatisi var yani. Partinin filmdeki yani parti filmdeki tarihi yanlışlıkları eleştiriyor, ideolojik tutarsızlıkları da eleştiriyor. Köylülerin romantikleştirilmesi eleştirilmiş. Seyirci açısından sempatinin kah Alfredo'ya yönlendirilmesi, kah Olma'ya yönlendirilmesi. Hani o son sahnede, mahkeme sahnesinde Olma'nın yani anlayışla Alfredo'yu hüküm giydirmeden, herhangi bir cezaya çarptırmadan bırakması. Yani bunlar eleştirilen yona. Yani yani o zaman Bertolucci'nin kalbin kimin neydi? Yani kimin tarafındaydı? Burada hiç belli değil filmin sonundaki yargılama mahkeme sahnesinde. Bu da şöyle ifade edilmiş. Yönetmenin siyasi kafa karışıklığına
işaret ettiği yönünde eleştiriler var. Yani bir tarafın köylünün tarafını, sosyalizmin tarafını ve antifaşist bir tavrı daha ciddi, etkili bir şekilde filme sokabilirdi diyorlar. Yani seyirci sonuç olarak faşizmi tam olarak yani nedir faşizm sorusuyla bırakıldı diyor. Tam böyle anlaşılan şekilde değil. İnancı yani seyirci bu şekilde bir şey anlamış değil yani faşist ideolojiden. Bu da dediğim gibi filmi eleştirenlerin bir yönden ele aldığı bir konu. Çok teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerimin hepsi bu kadardı Merve'ciğim. Teşekkürler Beylin. Çok güzel analiz etmişsin. Harikasın, süper. Ya filmde şöyle köylüleri eleştir. Yani şöyle diyeyim. Ben mesela bütün Avrupa'yı gezdim. Hani biliyorum İtalya biraz daha dindar. Kuzeye göre, yukarılara göre daha dindar. Belki hani bu dindarlık, kilisenin baskısı şeyi, mesela hani onların sorgulama şeyinin biraz geç oluşmasında da etken olabilir diye düşünüyorum. Bu dine bağlılıktır. Bir de dediğin gibi filmde yükselişler ve düşüşler çok fazlaydı. Bu da filmi çok güzel kılmış. Bir de ben orada Atilla karakterini, Yılmaz Karakoyunlu'nun işte Salkım Halinin Taneleri kitabı vardır. Oradaki Dursun karakterini, hatta bu filme de çekildi. Film de oldu, Tomris Giritlioğlu tarafından 99 evet. Yapımı. İzledim. Çok doğru bir gözlem seninki. Evet. Zafer Algöz'ün oynadığı Dursun karakterine çok benzetti Atilla'yı. Çok, çok doğru. Evet. Teşekkürler Beylin. Ben Orhan de. Bey, buyurun Orhan Bey. İyi akşamlar. Berrin Hanım bize söyleyecek hiçbir şey bırakmadı. Ben bir sürü not almıştım. Hepsini o konuştukça çizdim üstlerine. Bakalım aradan... Berrin evet, çok güzel anlattı. Evet. Ama sizin söyleyeceklerinizi de çok merak ediyoruz. Vallahi dur bakalım, aradan bir şeyler çıkartmaya çalışacağım. Şimdi filmi ben 3 gün boyunca izledim. Araya işler girdi falan, kesinti oldu tabii. Son yani yarıdan sonrasını da bugün izleyebildim. Biraz atlayarak da gittim. Hani onun için olaylarda bazı hani olayları anlatırsam hata yapabilirim. Onun için ben biraz karakterler üzerinden gitmek istiyorum. Şimdi film 1976 yılında çekildi sanırım İtalya'da. O dönem İtalya'da karışık. Aynı bizim gibi. Sağ sol çatışmaları falan var. 1978'de mesela Aldo Moro falan kaçırıldı. Kızıltugaylar tarafından öldürüldü. Aynı o Gladio operasyonları bizde olanların aynısı, benzerleri var. Yani sert bir dönem. Hani Bertolucci açısından da koyduğu mesajlar falan onda da bazı sıkıntılar yaratmış olabilir. Eminim sansüre falan da maruz kaldı. Bu nazizm, yani nazizm demeyeyim de faşizmin bu simgesel anlamda da işte kara gömlekliler falan gibi. İlk çıkış yeri İtalya hakikaten. Almanya, biz Almanya zannederiz ama ilk çıkış yeri İtalya. Burada bu güzel verilmiş. Bir de filmi 1945 yılından başlatıyor. Onu da güzel yapmış. Orada Junior Alfredo'nun hani düştüğü, artık hani iktidarını kaybettiği sahneyle başlıyoruz. Ortam yine aynı çiftlik. Ve şeye dönüyoruz. Dedenin Alfredo'nun doğduğu şeye, bunu da çok güzel anlatmış, vermiş diyeyim daha doğrusu. Verdi'nin ölümüyle bize tarihi veriyor. Yani Verdi'nin ölüm tarihiyle o tarihi çakıştırmış. Bu da güzel bir çalışmaydı. Burada oyunculuklar falan müthiş yani. Hepsinin altını çizerim. Yani Atilla'yı oynayan Donald Sutherland da harika oynamış. Bu arada Atilla ismine takıldım ben biraz. Neden Atilla? Yani orada çok sırıtıyor bu isim. Yani acaba simgesel olarak hani bizim Hun İmparatoru Atilla'ya falan bir gönderme var mı falan filan diye de düşündüm onu. Şimdi burada dede çok önemli bir karakter. Dede, burada ben biraz Hegel'e de gitmek istiyorum. Efendi. Yani ama eski efendilerden, yani günümüz efendilerinden değil, eski o ilk çağlardan beri gelen hazcı, biraz hınzır,
işte eğlenmeye ve cinselliğe meraklı, hareketi seven bir dede. Ama artık finale gelmiş. Aynı zamanda evden kaçan oğlan var, Ottavio. Ottavio evden uzaklaşmış. Dede aslında onunla çok daha özdeşleşiyor. Mevcut oğlunu sevmiyor. Giovanni'nin köylü burjuva, böyle çok mala mülke bağlılığı falan dedede oğluna karşı bir tepki yaratıyor. Sürekli ona karşı bir böyle gergin havası var. Sürekli anlamı Ottavio'ya yüklüyor. Yani Ottavio olsaydı işte Ottavio falan diye. Dedeyi burada, hazcı dedeyi doğaya bağlı görüyoruz. Yani doğaya çok bağlı, doğada kendi gerçekleştirebilen, gençliği seven, dediğim gibi cinselliği, eğlenmeyi falan seven ve dedeyi öldüğü sahnede de hala hani geçmişte belki de hani kendi o köylüleri bir yerde, bir sahnede olma şöyle bir şey anlattı. Yani bizi kilitlerdi. dedi patron dedi. Yani biz de hayvanlar gibi, yani üstümüze kilitlenirdik, sabah serbest bırakılırdık gibi. Yani dede için o çalışanların hepsi onun malı gibi. Yani onları herhangi bir, yani dilediği zaman dilediğine dilediği şeyi yapmış. Yani dede burada biraz sapık gibi görüyoruz ama biraz kafayı da yemiş. Hala o hazzı sürdürmek istiyor ve hazzının bittiği aşamada da dede kendini şey yaptı. intihar etti dede. Burada Giovanni'nin çok kişiliksiz, karaktersiz bir özne olduğunu karısıyla birlikte nitekim noteri kandırarak sanki dedenin ağzındanmış gibi bir miras paylaşımı yaptırıyorlar. Giovanni'nin burada aşırı mala bağlı, yani maldan başka bir şey düşünmeyen dedenin tamamen zıttı gibi bir yapıda olduğunu görüyoruz. Buna mukabil Ottavio ise ayrılmış, daha kentli bir burjuva. Nitekim ilerleyen sahnelerde Ottavio'nun kısmen bir sanat merakını, farklı cinsel eğilimlerini, lükse düşkünlüğünü falan görüyoruz. O kesinlikle köyde olmak falan istemiyor, kentliyi orada temsil ediyor. Burada ben Alfredo karakteri üzerine çok durmak istiyorum. Şimdi o Olma ile Alfredo aynı yaştalar. Onların büyüme maceralarını görüyoruz. Olma doğada kendi daha iyi gerçekleştiriyor. Daha güçlü, daha şey kurnaz, daha yürekli bir özne. Alfredo sürekli bir Alfredo'yu hep böyle bir nötr bir durumda görüyoruz. Yani olaylara hep geç katılıyor. Yani olaylar gerçekleştikten sonra bir ayağını, yani öyle bir şey, yaş tahtaya basmayan bir yapıya sahip ve bunu bütün film boyunca sürdürüyor. Olma da şey, patır kütür bir özne. Yani çok düşünceli hareket etmiyor pek çok sahnede. Ama dediğim gibi Alfredo sürekli bir içten pazarlıklı, biraz amcaya da öykünüyor. Babasını da sevmiyor. Böyle iki arada bir derede bir karakter. Nitekim yani evliliği falan da çok şey geçmiyor. Burada sosyalizmin gelişme aşamalarını görüyoruz zaten köyde, ama bir kavram eksikliği var. Yani kavramlar tam gelişmemiş sanki. Tam bir organizasyon yok. Hani az önce Berna Hanım'ın da anlattığı gibi, yani bir şey yapmak istiyorlar ama tam olarak ne yapacaklarını falan da bilmiyorlar. Yani bunların da özellikle altı çizilmiş. Bir de şey ilgimi çekti. Kenti fazla görmedik. Çok nadiren kent görüntüsü verildi bize. Kenti hep uzaktan görüyoruz. Yani çocuklar sanki ilk kez görüyorlarmış gibi ahırın ikinci katından kenti görüyorlar. Orada kentin bir gelişmesi de söz konusu, yani daha yüksek binalar falan yapılıyor. Yani kent ufak ufak ortaya çıkıyor. Onu trenle falan da görüyoruz. Hani işte makinalaşmanın gelmesi. Yani kaçınılmaz da bir çatışma bu. Yani o makinalaşmanın gelmesi ortaya ister istemez karın paylaşımı, işte işçi fazlalığının orada tüccara fazla gelmesi, ağaya fazla gelmesi, onu üretimi daha ucuza getirme çabaları falan. Burada
Atilla karakteri saf bir kötülük olarak verilmiş Regina ile birlikte. Zaten hep ikilikler var böyle filmde. İşte Olmo, Alfredo, Giovanni, Ottavio. Anita var mesela, öğretmen. Yani o biraz böyle sosyalizmin altını falan çiziyor. Daha kavramsal konuşmalar falan yapıyor. Anita'ydı sanırım, hata yapmayayım. Ada daha böyle daha tekinsiz bir özne. Tam zaten bir sert bir durum gördüğünde ben kör oldum falan diyor. Yani bir sanat çalışmaları var, onları da tam yarım yamalak. Tam onu tutunamamış, böyle bir arada kalmış bir özne gibi Ada. Zaten Alfredo'nun da böyle bir karmaşık şeyi var. Ada'ya hemen yakınlaşıyor zaten. Ama istedikleri şeyi bulamıyorlar. Yani aralarında o tam ideal bir ilişki oluşmuyor. Şimdi ben notlarım biraz karışık gitti. Merve, şimdi ben biraz ara vereyim, toparlayayım şeyim, daha sonra devam ederim, tamam mı? Tamam, çok teşekkürler Orhan Bey. Yaşar Hocam, buyurun. Arkadaşlar, iyi akşamlar. Şimdi Bernardo Bertolucci tarafından yönetilen bu filmde en önemli özellik 9 milyon dolar gibi büyük bir para harcanması. Bana göre bayağı yüklü bir masraf, ama sanatsal yönü fazla olduğu için de yani bu olabilir diye de düşündüm. Şimdi tarihi yönü ağır basıyor. Onun için insanlar bir arayış içinde olduğu için bu sistem değişikliği üretme dediğimiz hadisede bir kaçış, kurtarma, kovalama, bilmece, öç alma durumları yoğun yaşanan bir film. Bunu Berrin Hanım, Merve Hanım, Orhan Bey kısmen anlattı. Şimdi burada şunu da söylememiz lazım değerli arkadaşlarım. Örgütlenmenin önemini vurguluyor. Yani dayanışmanın gerekliliğini bu filmde anlatıyor. Fakat dayanışma da öyle hı deyince olabilen, yani herkesin anlaştığı bir yol değil. Bu yüzden de her toplumun dayanışma pratikleri farklıdır. Onu vurgulamak istiyorum. Mesela Şener Şen'le Kemal Sunal'ın Kibar Feyzo'sunda olduğu gibi. Şimdi faşo ağayla ilgili mücadelesi bizim ülkemiz için, kendi toplumumuz için apayrıydı. Tabii oradaki süreç İtalya'daki süreçle aynı değil. İtalya'daki süreçte faşist sistem öncelikli olduğu için birazcık daha farklı seyretti. O yüzden her toplum kendi iç dinamikleri içerisinde bu dönüşümü yaşıyor. Bana birazcık ağır gelen hadise cinsellik hadisesi. Böyle üçlü cinselliğin, cinsel ilişkinin vurgulanması, banal tarzda seyri, ondan sonra epilepsiyle olan durumu birazcık canımı sıktı. O sırada epileptik insana müdahale ederlerken çırılçıplak insanın utanmadan durabilmesi, bilmiyorum, bizim ülkemiz için biraz zor ama o ülkede birazcık daha kolay geldi. Ben Roberto De Niro, yani Alfredo'nun rolü benim için biçilmiş bir kaftandı. Ben filmde oynasaydım bu rolü oynamak çok isterdim. Dolayısıyla feda dediğimiz fedakarlık durumlarının da ön plana çıktığı bir özellik görüyoruz. Burada tepe noktası dediğimiz gerilim durumları çok fazlaydı arkadaşlar.
toplumsal olaylarda öyle. Nitekim filmin sonunda da intiharla biten sahneler birazcık gerilimin fazla olduğu, dolayısıyla zaman zaman filmin benim ruhumda travmatik etkisi olduğunu da vurgulamak isterim. Çok teşekkür ederim sabrınıza. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar Yaşar Hocam. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Herkese çok teşekkürler. Yine güzel bir film sohbeti yaptık. Çok teşekkürler. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar.